Az mimariden bahsetmiştim ve demiştim ki sizlere Bursa Yeşil Cami'nin sanal gerisini yaptıracağım. Hatırlıyorsunuz değil mi? Sanal güzel gerisini yaptıracağım demiştim. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi sanal güzel gerisini yapmaya başlayacağım. Hazır mısın? Giriş bölümünü açalım size. Bursa Ulu Cami. Giriş bölümü arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kralın burasıdır. Duvarlar basit bir şekilde hazırlanmamış arkadaşlar. Her şey taş işlemelerinin en güzel, en güzel insan yapılmış. Buralara ayetler, hadisler yazılmış. Arap harfleriyle arkadaşlar. Lakin bir şeyden bahsedelim. Önce Bursa Ulu Cami'nin tarihçesinden az bir şey, bir miktar bahsetmemiz lazım. Bursa Ulu Cami arkadaşlar, 1. Mehmet Cadda lakabıyla, Tehşeri lakabıyla Çelebi Mehmet zamanında yapılmaya başlıyor arkadaşlar. İnşaat, inşaatı o zaman başlıyor. Ne zamanmış? Çelebi Mehmet zamanında. Kaç yılında? 1413 yılında. 1413 yılında arkadaşlar yapıma başlanıyor Bursa Ulu Cami. Peki kaç yılında? 12, galiba 12 yıl sonra, 2. Murat zamanında bitirmiş olması lazım. Bakın Çelebi Mehmet başlatıyor ve şimdi 2. Murat'a nasıl oluyor arkadaşlar bitirmek. Tarihçesinden bahsettik ve bu Çelebi mimari kimdir arkadaşlar? Bu caminin? Sedefkan Mehmet Ağa. Hayır, Sedefkan Mehmet Ağa değil. O nereye? Hacı İvaz Paşa'dır. Hacı İvaz Paşa. Sultan Mehmet, 1. Mehmet, Çelebi Mehmet, Hacı İvaz Paşa yaptırtıyor arkadaşlar bu camiye. Size de bir de girişi gelelim. Giriş. Giriş açar mısın? Dur. Giriş bölümünü yanına koyduğunda bir de giriş bölümünü açalım. Bak Sedefkar Mehmet Ağa vardır. Bu işlemeciliği yapan adamlardan biri, ustalardan biri Sedefkar Mehmet Ağa'dır arkadaşlar. Çelebi Mehmet'in uyumu yapmıştır. Caminin giriş kısmı arkadaşlar, tahta kaynağımız olsaydı gösterirdim ama cami T harfini bilirsiniz değil mi? T harfinin tersini düşünün, alttan yazdım caminin. Bu mimariyle planlanmış arkadaşlar ve girişi T'nin üst tarafına denk geliyor. Giriş burası arkadaşlar, işte gördüğünüz üzere genel var, süslemeler vesaire. Evet geçelim size, giriş kısmına gelelim. Giriş kısmı. Caminin dış kapısı burası. Sedef dede mi? Diyelim namaz kılmaya geldik ya da bakmaya geldik. Buradan geleceksiniz. Geldiğiniz zaman gördüğünüz eserler var. Şu da var ya. Yeşil. Yeşil renkle yapılmış ya da yeşil renkli daha ağırlık kazandı. Daha fazla kullanıldığı süslemeler göreceksiniz arkadaşlar. Zaten yeşil caminin denilmesinin sebebi de budur. Minaresinde ve duvarlarında yeşil renkli süslemelerin çok fazla kullanılmış olması. Hani yeşil nedense, yeşil cami denilmesinin sebebi budur arkadaşlar. Şu an nedir biliyor musunuz? Burası arkadaşlar Osmanlı padişahları zamanında namazgah olarak kullanılıyordu. Namazgah. İşte padişahlar gelir arkadaşlar. Bilirsiniz. Hünkar mahkumi denilen yerler var. Padişahların namaz kıldığı yerler. Hayır. Namaz kıldığı. Şimdi herkes açık olun. Bir şey daha arkadaşlar. Bak burada ne var? Çeşme. Değil mi? Evet. Yani şimdi şunu düşünün. Bu cami 1400 yıllarda 1400 yıllarda. Yapıldığı zaman bakın oynatma sesi. Bu caminin tamamında namaz kılınması için tasarlanmadı bu cami. Belli bir yeri namaz kılmak için tasarlanmadı. Ayrıca bir kare edildi. Bahçede kullanılabilecek havuz yapmışlar. Demek ki bu halk buralar sonradan yerleştirilmiş. Belli bir yer hünkar mahvili. Belli bir yerde ne deniyordu? Ne deniyordu Fatih? Ders işlenen yer vardı ya, oraya ne deniyordu hocam? Böyle yüksek bir yer oluyordu. Evet, sanırım sağına kaydı. Eyvah. Bir kısmı bakın, bir kısmı eyvan, bir kısmı hünkar mahkumiydi. Tabii bir zaman da hünkar mahkumiydi artık. Halk açık hale geldi ve namaz kılabiliyor herkes. Bir şey daha arkadaşlar, yeni Osmanlı'nın kuruluş döneminde şey vardı biliyorsunuz, Anadolu beylerbeyi, Rumeli beylerbeyi vesaire var değil mi? İşte beylerbeyler arkadaşlar, beylerbeyler. Toplantılar yapacağı zaman buraya gelirlerdi ve her beylerbeyinin kendine has, kendine ait yerleri vardı. Buralarda toplantılar yaparlardı. Evet, devam edelim size. Şuraya gelelim, buraya bak. Buraya bak, buraya. Şimdi cami dediğim gibi yeşil değil mi? Yeşil renkler daha fazla kullanılıyor. Ama
bu şu anlama gelmiyor ki sadece yeşillikle kullanılıyor. Bu anlama geliyor mu? Anlama da geliyor. Ne de bak mavi renkler var gözlüklerde. Mavi renk çimler de kullanılıyor arkadaşlar. Sedef sağ taraf var ki. Sağ taraf, sağ taraf. Giriş kapısı var. Dur Sedef. Bakın. Şu minareyi, minareyi görüyor musunuz? Bu şeydir. Klasik Orta Asya Türk İslam. Sedef, Sedef. Anlatamazsın ya. Sedef oraya geç. Sadece bir şeyler anlatamadım. Şimdi Roma, Roma kültür medeniyetini göstermişsin Roma mimarisinde. Roma mimarisinde neden böyle yapalım? Pek böyle hani şekil vermezdi. Bu da tıkan yapınca biraz daha armudi denir ya. Tabi estetik kazandırmış. İşte İran'da Türk dediğimiz şeyler var. Türk İran. Sanatından esinlemiyor. Şu kanatları ayetleri vesaire yazıyor. Geçelim şimdi. Şimdi Eyvan. Eyvan'a geçelim. Çıkış kapısı var tabi. Ömer'in daha bir çıkmadı. Sedef mi? Sedef. Eyvallah niye geçmeyi görmüyor. Buraya anlat. Bak burası çıkış kapısı, buraya anlat. Hadi yani buraya yapalım. Buraya geç Sedef. Bakın arkadaşlar. Sırada annesi davutun mücrum kullanılmış. Şu semelerde. Öyle değil mi? Hani şey vardı. Allah. Bal yaparken bankete nasıldır? Sedef. Altıgen de değil mi? Neden meşgul değildi altıgen? Geometrik olarak ya da tasarruf olarak daha az yer kaplıyor. Daha böyle şeylere yansıyor. Bunu yuvarlak olmuş. Aradaki boşluklar nasıl değerlendirecek? Bu da bir şey koymuşlar. İyi değerlendirmiş. Anladın mı Sedef? Evet. Geçelim, geçelim, geçelim. Çıkar mı Sedef? Şuraya bak, şuraya, şuraya. Ben böyle. Şuraya bakalım. Bak burada da hani gördüm ya sana toplantılar yapılıyor, mesela yapılıyor. Hatırlar ne mesela? Önceden toplantı yapılıyordu. Lakin şimdi buralarda cami için namazı açıldı. Bak tıkara gitmedi zaten. Havuz var. Dinlenmeye önlemek için. Normalde yani değil mi? Havuz. Cami içinde ne işi var? Zaten o zamanlar şey değildi. Buralar namaz kılmak için kullanılmıyor. İşte günümüzde namaz kılmak için ayrıca namaz kılmak için böyle bir şey yapmak. Ama tabi bir şeyde kayacak değilsin. Çeşme havuzda gidecek değilsin. Evet sizler devam edin. Bak bak yukarı çıkar mısın? Gazi yerleştirdi. Bakın Türk şeyin kültürünün önemli eserleri şey sistem sanatlarından birisi bir hat sanatı. Bu hat sanatına bakarsanız arkadaşlar şey görüyorsunuz. Celi Talik denilen Arapça yazımıyla çok güzel bir şekilde yazılmış arkadaşlar. Harflerin yazımı var. Hika, Şulus, Celi, Celi Talik. En büyüğü de Celi Talik denilen. Celi Talik usulü yazmış bir hat görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Arka yana geçelim. Arka yana. Arka yana. Gene gördüğünüz üzere altı genç işlemeler, biraz mavi renk, ya bu kadar değil diyebilir miyiz? Bu kadar yakın değil. İşte gördüğünüz üzere yukarıda ayetleri, hadisleri, şey var, artistik, sanatsal bir şekilde hazırlanmış yazılar var. Şimdi geçelim, geçelim. Sizler arkayına geçsin, sizler arkaya geçsin. Sizler? Sizler hızlı geçiyorsunuz. Yavaş, sakin, sakin. Yukarıya bak. Yukarıya kaldı. Yukarıya, yukarıya, yukarıya. Ha, orayı gördüler mi? Azlar göremeyecekler Fatih'ler. Bak, her zaman yeşil renkli olması gerekiyor. En fazla yeşil kullanıldığı için yeşil sahibi denemiş ama sadece yeşil kullanılmıyor. Sedef, bunlar hani Türk mavisi denir, Türk mavisi. Yani mavi de diyebiliyorsunuz. Esenler var, gördüğünüz mü? Sarı renk. Ağa üzerine sarayın iç içecek desenmişler. Özgür bir resimleri yapmış. Evet Sedef. Şimdi sol yana geçelim. Sol yana, sol yana geçelim. Eyvah. Burası. Şuraya bakın. Bak yuvarlak. Ah be. Yuvarlak desen üzerine arkadaşlar bak. Şekiller çizilmiş. Şimdi şuradan bakınca anlaşılıyor. Belki şöyle görünce anlaşılıyor. Şimdi Arap harflerine yanlış ayet. Ayet işte. Şöyle
Saat kimisi ne dedi? O kadar ustalar ki harflerin tersinden yazabiliyorlar. O kadar iyi yani. Sakin sakin. Sakin tersinden yazıyordu hocam, vatandaş nasıl oluyor? Vatandaş zaten okuması, günümüzdeki vatandaşın okuması beklenmiyor. O zaman vatandaş da geliyor. O zaman vatandaş zaten okumak bilmiyor pek çok. O zaman niye hizmet yazıyor? Halk bilmiyor, senin parçası halk bilmiyor. Halk bilmemesi, necimciler arkasında bilmem sanmamına geliyor. Yani o bilmiyor, bu bilmiyor, bu vatan kime hizmet ediyor? Mihrab'a geçelim Mihrab. Senin Mihrab nedir? Nedir Mihrab? Cuma'da. Sadece Cuma'da mı? Bayram namazları. Sadece bayram namazları. Vakit namazları. Ne namazlar? Mihrab arkadaşlar, namazlarda imamın durduğu yer. İmam bildiğiniz üzere cami namaza bildiğini çeker. İşte imam Mihrab dediğimiz yerde durur. Şimdi içeriye size sağ tarafınız. İçeri. Bak imam burada durur, etrafında gördüğünüz yere bak cemaat. Buraya ne dedi? Dur. Buradan bir kürsüdür. Şimdi, cuma öncesi hutbeler verildi işte. Hutbede mi yani? Vaaz, bugün vesaire verildi. Bu vaazlar verildiği zaman imamın yüksek bir yere çıkması lazım. Yani cemaate, ya da şöyle söyleyeyim, cemaati iyi kontrol edebilmesi, geleni gelenleri iyi görebilmesi için yüksek bir yere çıkması lazım. Buraya dedi, buraya. Buradan ders verdiği ya da vaaz verdiği yere kürsü deniyor. Buraya gelelim, mihrab anlatalım, mihrab verelim. Mihrab, aktar ettiğiniz yere en başta, en görünen yerde Allah yapıyor. Fatih, bakar mısın? Evet, hocam. Bak şimdi, Sedef öner mi? Bak, iyi bak. Sağ tarafta Allah'ın Arapça yazını, sağdan sola uygun hali. Sol tarafta ise, bak testten yazıyor, Fatih. Bildiğin aileden yansıtma çıkıyor. Çok güzel yedik. Öyle hani önemli bir şey. İyi yapmış oluyor. İşte meleğe görüyoruz bak çiçek aslında. Altı yapraklı çiçekler kullandım işte meleğe. İşte bu çiçeğin adını ben bilemiyorum ama altı yapraklı seçim değil. Ön çiçeğiyle mağazır. Ne yapalım hayatı? Bir şey olmaz. Altı. Görüyorsunuz. Evet Sedef. Ne oldu? Şarjlarını falan mı? Orada gidiyor. Ya uçlaştırmıyor. Sedef. Arkadaşlar Sedef sakin. Şuraya bak. Bak 8 köşeli yıldız. Türk mimarisinde 8 köşeli yıldız çok fazla kullanılır. Özellikle Selçuklu mimarisinde. Sivas Gök Medresi'nde bulabilirsiniz. Sivas Şifaiye Medresesi'nde, Burcuye Medresesi'nde bunları bulabilirsiniz. Bak, 8 köşeli yıldız. 8 köşeli yıldız aslında estetik olarak iyi değil mi Sedef? Evet. Yer kaplıyor, yer kaplıyor, işte ifadeler alıyoruz mesela. Bak yine. Hazreti Adem'in yüzü de 8 köşeliymiş. Değil mi? Hazreti Adem'in yüzü de 8 köşeliymiş. Almış sonra cennete gitmiş oydu. Ve sonra, bak şurada ne var? Ha. Y harfi, bunun harfi kamba var. Burada ayın harfi var. Y harfi var. Böyle yaşarken de genellikle öncelikle peygamber Allah'ın sonra peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sonra sırasıyla Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'nin resimler elçiş yaptık şu anda. Hazreti Ali resimler var diye resimlerden söylüyorum. İsimler var. Allah'ın Arap harfleri yazdım var. Bak şunlar aradılar. Böyle diyorsanız, Ebu Bekir yazıyor mesela. Buradan yazıyor, yokmuyor. Yokmuş. Siz ne demek istiyorsunuz arkadaşlar? Kurtuluş Cami hakkında. Sizin görüşlerinizi demek. Çok güzel hocam. Çok güzel mimarisi hocam, falan. Hocam dış havluyu da keşke gösterseydiniz. Neyi? Dış havlu gidiyor. Dış havluyu görmedin mi? Biraz daha detaylı incelerler. Vay Allah'ım. Herhalde. Şöyle bir yer, şimdi sağ ol ya. Ne? Buna? Ne değil? Şurada sağ olayım mı yapıyorsun? Şuradan gelebilir misin şuradan içeri? O gelişiyor. Dön bakalım, dön. Sağ ol, daha var. Dön içeri. Buradan gelişiyor, paylaşımdan gibi bakın. Şuradan sağ odası var. Odalar, dediğim gibi bak bu odalar özelliğinde bir odada Anadolu Beylerbeyi, diğer odada Rumeli Beylerbeyi kalıyor. İşte
Hocam o dönemde Rumeli Beyler Beyliği var mı? Tabii canım. Ama Mehmet'ten yani toplasam bir gelip olur falan almış yani. 1416'lar diyorum Fatih. 1420'lerde yapılıyor bir yolda. Tamam da hocam yani. Tamam hocam. Toplasam bir gelip olur. Bir Atina, bir sağ 3-5 bir yer var yani. Aa oradan gayet zamanlarında Rumeli Beyler Beyliği olsun. Yok yemesin bak. Yani Rumeli'deki toprak 3-5 geçmiyor yani. Olsun. Geçmiyor değil. Ya bak şimdi. Bahçeşanlı'dan. Önce ne yaptık arkadaşlar? Sizlere girişi anlattım. Sonra ne yaptık? Caminin içinden bahsettim. Şimdi dışını anlatmamız lazım. Dış görüş yani. Caminin içine girmeden dışarıdan baktınız. Ne göreceksiniz? Burada onları göreceksiniz. Çadır var. Aslında bu teknoloji iyi bir şey değil mi arkadaşlar? Şu anda bir mesela Sivas'tayız. Bunu görmek için illa bu teknolojimiz gerekiyor. Yani böyle iyi görmek için illa bu teknolojimiz gerekiyor. Ama şu anda yani bu teknolojimiz gerekiyor. Ama insanları gerçeklikten uzaklaştırıyorsan böyle sanırım. Hayır. Tabii şimdi gençleri görsen iyi mi? Kesinlikle evet. Çok var. Yani diğer bir köyde bir imkan yok. Köylesin. Gideyim Hakkari'nin bir köyüne gittim. O çocukları buraya getirebilir misin? Zor. Bu durumda böyle imkanlar olacaklar. Size en baştan alalım. En baştan. Hani bu bahçe çadırmana en baştan. Dur çadırmana gidin. Dur bakayım şuraya gidin. Çadırmana gidin. Çadırman. Bilmiyor musun çadırman ne olduğunu? Çadırban arkadaşlar İslam kültürünün olması olmazdır. Camilerde bütün üzere camide yok hocam. Ne yapılır? Namaz kılır değil mi? Namaz kılmak için ne lazım? Temizlemek. Hadesler hem necasettir. Bu da gönlü temizliği yapıyoruz. Öyle değil mi? Gönlü temizliği yapmak için ne lazım işte? Abdest alacaksın. Abdest neyle alacaksın? Suyla. Peki suyu ne alacaksın? Dereden su dedin dereden gelir. Gölden gelir. Ama habire habire derin insanlarla şey kurmasın ya, cami kurmasın ya. Bu durumda doğrularla arkadaşlar camilerin olduğu yere su getirilmiş. Gördüğünüz yere bak musluklar yapmış vesaire bir mimari sanat var. Güzel sanat eserleri ortaya koyularak arkadaşlar adına şatırman dediğimiz abdest alma evleri yapılmış. Ve dikkat etmişleriz genç bir köşe. Neden sen? Genç bir köşe yapıldı ve genç dikkat etmişsin. Herkes birbirinin yüzüne bakıyor. Bu namem değil mi? Şöyle oturdunuz, bakta salacaksınız, karşınızdaki yüzüne bakıyorsunuz. Bu duruma selam vermesinin ayıp olur mu? Olur. Adamı Müslümanlar şeye sosyal konuşmaya teşvik ediyor. Bakma zorluyor. Böyle de bir fonksiyon var. Yanına oturma. Mesela bu yanına oturmuş. Oturduğu zaman. Sen tutma selamlara gülden yanına. Kur'an'a gülden sanatla. Böyle. Abdest almaya başladı. Şimdi dönseler. Dön. Bağışların adını bilen var mı arkadaşlar? Abonoz var. Abonoz. Burası dış giriş var. Abonoz değil. Dış giriş benim bilmiyor mu Fatih? Cami giriş var ya. Hocam bir tersine girişi. Bir şey soracağım. Bu Bursa Sizin Cami, Bursa merkezde ama çevre bayağı da su çekiliyor yani. Ne su tutsun? Su cami de çekilmişti. Şimdi hadi dikkat edeceksin. Şu şey gelir misin sen de şimdi? Ağacı gösterir misin ağacı? Ağaç. Dur! Yapraklar solmaya başladı. Bu ne demek? Sabahın zamanı demek. Sabahın zamanında turistik gezi genelde yapılmaz. Ne alakası var? Genelde sabahın zamanında turistik gezi yapılmaz. Bildiğiniz ya şu an turist ıslıyor. Turistin olduğu yerde ne olursa da Fatih yazın değil mi? Böyle yerleri görmek için turistler gelir. Öyle değil mi Fatih? Okay. Ama sonbaharda kim gelecek? Saçmalamıyorsunuz ama neyse. Sonbaharda kim gelecek? Sayı azalıyor. Oranın yerine ahali sürüyor. Şimdi Sedef ne yaptın? Nereye geldin? Dön. Dön. Kardeşim. Kapıyı. Kapının işte gördüğünüz üzere pek bir estetik değeri yok. Neden biliyor musunuz? Bu o zamanlar yapılmamış. İşte senin yüzünden iki bin rastlar değil. Bildiğiniz aynı parça demir. Bildiğiniz yani parça demiri kapı diye koymuşlar aynı. Yani içinde bir şeyler görmüyoruz. Yani estetiksel değerler yani. Bunlardan pek şeyler de görmüyoruz. Geçersin. Şuraya bak bir de. Bak buraya da işlerden karıştırmayın diye yapmış. Yine evde işte kim yaptıysa yapılandığında işimdir. Ya da işte tam galet bir şey nereye duyuyor. Devam edelim. Sağ ayak. Hayır, öyle bahçe şatı var. Sen de şatı var. Bitmedi, şatı var.
Gelin. Kaç dakika olmuş? Team arkadaşlar.
Sırdırırsın sen. Şey, dersimizi burada bitiriyorum arkadaşlar.